22 Mart, 28 Mart değerli yengeç burçları nasılsınız? Umarım her şey çok iyidir. Şöyle söyleyeceğim. Geçmişe ait unuttuğunuz evraklar ya da işinizle alakalı toparlanması gereken olaylar önünüze çıkabilir. Evrağınız, unuttuğunuz borcunuz, unuttuğunuz mahkemeniz, bunlarla ilgili koşturmalı bir hafta. Daha yapıcı ve daha sistematik bir haftaya giriş sağlayacaksınız. Daha ılımlısınız ama unuttuğunuz evraklar canınızı sıkabilir. Lütfen gerilmeye gerek yok. O unuttuğunuz şeyler size artı evreye geçiş sağlayacak. Haklarınıza kavuşacaksınız. İş mahkemeniz varsa olumlu sonuçlanacak. Miras mahkemeniz varsa hak görülecek. Devletin el koyduğu bir yeriniz varsa büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. O yüzden bence hani geçmişe ait evraklar sıkıntı gibi gelse de sonu sizin için hayırlı ve aydınlık olacak diyorum. Özellikle kendinizle ilgili bulunduğunuz iş kapısında farklı bir bakış açısı istiyorsunuz. Artık bu düzenin ve bu sistemin içerisinde olmak istemiyorsunuz. Buradaki insanların dengesiz tavırları, iletişim problemleri ve aksi evreleri yapıcı olmadığına ve ben burada ziyan oluyorum diyorsunuz. Biraz daha sabırlı olmanız lazım. Doğru iş kapınız için daha vakit var. Acele etmeyin. İşsiz kalmanızı istemiyorum. Burada da konum değişikleriniz gerçekleşecek ama orada herkes birbirini kolladığı için siz kendinizi orada yapayalnız hissediyorsunuz. Bırakın kimin kolladığı değil. Siz işinizde başarılısınız. İşinize odaklanın lütfen değerli yengeç burçları. Kendi işini ortaklığı yapanlarda ortaklık ayrılıkları söz konusu olacak ve kapatma kararı vereceksiniz. Çünkü maddi olarak toparlanamıyorum dediğiniz noktadasınız. Daha küçülme, daha kendi minimal hayatınıza geri dönüş yapmak istiyorsunuz. Evet, doğru bir karar. Kendi sisteminizi daha küçülterek daha iyi kazançlar sağlayacaksınız. Bu da sizi artı rahatlığa kavuşturacak değerli yengeç burçları. Yengeçler, eğer ki devlet ya da kurumsaldan iş beklentiniz varsa bununla ilgili sınav ya da yüz yüze görüşmeler söz konusu olacak. Olumluluk var. Panik yapmanızı istemiyorum. Sizde bir panik enerjisi var. Bu panik enerjisinden çıkmanızı istiyorum. Uzun süredir de insanları anlamaya çalışan bir enerjiniz var. Felsefi olarak, duygusal olarak insanları aydınlatmak, onların enerjisine dokunmak, onları anlamak istiyorsunuz ama içinizdeki enerji o kadar sert ki bazen kimin sizinle ilgili ne düşündüğünü sanki beyin olarak okuduğunuz için insanlar sizden çekiniyor. Kitap tavsiye edebilirsiniz, onların hatalarını nazikçe söyleyebilirsiniz ama gözlerinizi dikerseniz insanlar sizden korkuyor. Daha naif enerjiler sağlayalım. Özellikle devlet ya da askeri kurumda çalışan bazı yengeç burçlarında yer değişimi, şehir değişimi ya da iftiralara uğrayabilir ve haksız yere işinizden olabilirsiniz. Bu hafta bu tarz konuşmalar, bu tarz laflar gündeme gelecek. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. İlişkiler konusunda da uzun süredir evliliği ters giden boşanma kararı verdiniz. Hayırlı olsun şimdiden. Çocuklarla ilgili endişeniz varsa çocuklar annenin kontrolünde ve siz boşuyorsanız erkek olarak haklarınızı alacaksınız ya da eşiniz haklarını alacak. Doğru karar doğru yıpratmadan ve çocuklarımızı yıpratmadan söz konusu olacak. Evde özellikle evde bir değişim rüzgarı var. Odalar komple değişiyor. Odaların eşyaları yenilenecek. Yani bu hafta daha çok evinizin eşyalarını yenilenme, ufak ufak tadilatlar, enerjinize iyi gelecek ve çalışma odası yapmak istediğiniz bölümler var. Bunlar için hayırlı olsun şimdiden. Güzel enerjilerde çalışmak nasip olsun diyorum. Özellikle baba soyunuzla alakalı miras tartışmaları, kavgalar söz konusu olacak. Bu kavgaların içerisinde kalabilirsiniz. Kalın bence çünkü aile yapınız biraz pasif gözüküyor. Siz daha güçlü ve daha ne konuşacağınızı bildiğiniz için ailenizin söyleyemediklerini siz gönülden ne söyleyecekseniz söyleyin diyorum. Uzun süredir kemiklerle ilgili hassasiyetiniz, romatizmal ağrılarınız söz konusu olabilir. Regli gecikmeleriniz ya da regli ile ilgili sıkıntılarınız olabilir. Özellikle erkeklerde de prostat ve böbrekle ilgili sıkıntı yaşanabilir. Dikkat diyorum değerli yengeç burçlarım. Sizin de bu ara en çok kitap okuma, seyahatleriniz, yurt dışı seyahatlerinizle ilgili kapılarınızda hayırlılık var, açılma var. Gitmek istediğiniz yurt dışı ile ilgili iş teklifiniz var, beklentiniz varsa şimdiden hayırlı olsun. Bu kapılarınız aydınlık. Hiç endişe etmeyin. Doğru bakış açısı, doğru enerjiyle hiçbir şey halledemeyecek durumda değilsiniz. Zekanız sonsuz, başarılı. Sadece insanların bakış açılarını değiştirmekten yoruldun. Bırak sen bakış açınla devam et. Onlar seni anlamaya çalışacak. Mutluluk sizinle olsun. Allah'a emanet olun.